Sandalyemiz var. Onu aldım. Bir kişi gelecek. Tamam, bekle sen ya. We should introduce ourselves to Kanzi Mandela ya da Nikosi Mandela diyoruz. Bahsedecek olursan yani hiç tamam. Yedi Ekim'de ve sonrasında gerçekleşenler Filistin'deki soykırımın başlangıcı değildi. 7 Ekim sadece Filistin soykırımının dünya gündeminde en çarpıcı şekilde yer almasına vesile olan olayların başlangıcıydı. Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmesine rağmen bugüne kadar sona ermeyen bir soykırımın devam ettiğini görüyoruz. Soykırıma yönelik olarak gerçekleşen tüm tepkiler, tüm mücadeleler çok değerli. Fakat soykırımın hala devam ediyor olması, bu tepkilerin ve mücadelenin henüz yeterli düzeye ulaşmadığının bir göstergesidir. Gelişen süreç, küresel bir güce karşı bireysel mücadelenin yetersiz olduğunu bize tüm gerçekliğiyle birlikte gösterdi. Bizler hukukçular olarak bu konuyla alakalı yapılacak olanları değerlendirdik ve 14 farklı ülkeden 50'den fazla hukukçuyla Wallace Pallot Commission organizatörlüğünde İstanbul'da Filistin'in özgürlüğü için strateji ve koordinasyon isimli çalıştayla bir araya geldik. İstanbul'da bir araya geldik çünkü İstanbul önemli. İstanbul, Filistin'in işgali için ortaya çıkan ilk etkili teklifleri reddeden iradenin ortaya konduğu yer olması sebebiyle bizim açımızdan önemliydi. Çalıştay'da küresel çapta hukuki mücadele için gerekli yöntemleri belirledik. Hukuki stratejileri güçlendirmek ve küresel hukuki çabaları koordine etmek amacıyla sahadan delil toplayan hukukçuları ve uluslararası müracaatlar konusunda tecrübesi olan hukukçuları bir araya getirdik. Çalıştay'ın gündemlerinden bir tanesi de yola çıkmaya hazırlanan özgürlük filosuydu. Özgürlük filosuna yapılması muhtemel müdahalenin hukuki boyutu ele alındı ve böyle bir müdahale gerçekleşmesi halinde izlenecek hukuki yöntemler belirlendi. Selamun aleyküm. Thank you everybody for your time and patience with us. Let me know if I should move the mic a little bit further. My name is Lamis Jamal Diq, and thus I hope it is very clear that it is critical that we coordinate in new ways. Bizim çok daha yeni koşullarda, çok daha yeni biçimlerde koordine olmamız hayati. Discourse is the first and last stage of policy change. Politika değişimi için, politikalardaki önemli değişimler için en önemli ilk adım bu. Law and its execution being the highest stage of policy change. Hukuk ve onun uygulanması politika değişiminin en başlangıç ve önemli unsuru. Which means that lawyers are in a position of privilege, of power and of proximity to power. Bu yüzden hukukçular imtiyazlı bir konumda bulunuyorlar. Güce yakınlıklarına ve de kapasitelerine istinaden. And that means that we have a heightened duty to step up and do the right thing in a new way. Bu imtiyaz aynı zamanda büyük bir vazifeyi de beraberinde getiriyor. And because there does not exist a central coordinated mechanism to identify and assess legal efforts for Palestine globally, we have decided to build it and we have begun the logistics of building it. Fakat şu görülüyor ki çerçevesi belirlenmiş bir hukuki
Çerçeve yok ortada bu mücadeleyi yürütebilmek için. Koordinasyon bu yüzden bu çerçeveyi geliştirmeyi de içeriyor. So that we can be sure when people make big advertisements about their legal work for Palestine, that that work continues and it is of a standard worthy of the sacrifice of the Palestinian people. İnsanlar Filistin halkını mücadele için ortaya çıktıklarında bunun onların haklarından herhangi bir fedakarlık, herhangi bir taviz vermeden yapmaları gerektiğinin bilincinde olması gerekiyor. It is our goal to bring legal power into grassroots, into diplomatic and state efforts. As the brother has said earlier, we have been working and advising and also mobilizing diplomatically and internationally to bring support into the flotilla and other measures. Bu kapsamda özgürlük filosu içinde çalışmalar yapıyoruz. To that end, we will also be launching numerous delegations of the top legal and human rights experts to attend both Geneva and meet with UN and international offices there, but to also ensure that Palestinians in Gaza are never again abandoned as they had been by the legal community. Bu kapsamda bir dizi delegasyon hazırlığı içerisindeyiz. Cenevre'ye, aynı zamanda Birleşmiş Milletler binasının önüne, dünyanın dört bir yanından burada toplantı yaptığımız avukatlar da dahil olmak üzere delegasyon çalışmaları yürüteceğiz. Bu delegasyon çalışmalarına Gazze'de dahil. And to the West Bank, and to 1948 colonized areas, and to the refugee camps across the Middle Eastern region. 1948 işgalinde bulunan bölgelere, aynı zamanda Batı Şeria'ya, mülteci kamplarına ve dünyanın diğer bölgelerindeki mülteci kamplarına bu delegasyon çabalarımızı yürüteceğiz. For the purpose of repairing the Palestinians for all of their injuries, present and historic. Bu delegasyon çabalarını Filistinlilerin çaresiz olmadığını göstermek üzere yürüteceğiz. My name is Nkosi Zwelithini Mandela, or simply Chief Mandela. I'm a member of Parliament serving in the National Assembly as the chairperson of the Portfolio Committee on Agriculture, Land Reform and Rural Development. But I'm also the ambassador for the global campaign to return to Palestine, which I proudly wear the badge of. By lawyers and how they can effectively play a role in legislating and ensuring that they hold their own governments accountable. We believe that.